Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Köftesi'nin New Horizons'ın 84. Evet, 84. bölümüyle karşınızdayız. Ve bugün sizlerle ne yapacağız? İlginç şeyler yapacağız. Large Chemical Reaktörler yapacağız. Evet, bayağı ilginç şeyler yapacağız. Şimdi gelelim. Large Chemical Reaktörlerimizi nereye koyabiliriz? Buraya koyabilirim, buraya koyabilirim. Buraya koyabilirim. Aslında dur. Burası güzel olabilir. Ama üst katta üst üste de koyabilirim. Hem yani burada üst üste koyabilirim. Şimdi. Birinin yüzü buraya bakacak. Diğerinin yüzü. Kızım, sırtıma çıkma videonun ortasında. Heh, şundan daha yapacağım. Önce bir tanesini yerleştirelim. Evet. Meve enerji hatch. Gel bakalım. Ve şu da gelsin. Şimdi birkaç bir şey daha craft edeceğiz bununla beraber. Bakın burada başka nelerim vardı. Maintenance hatch, output ve input hatch. Biraz daha output ve input hatch lazım bana. Şimdi input hatch'in bir tane daha varmış. Input hatch, input hatch, tamam. İki input, iki de output lazım burada bana. Inputlar hazır. Outputlar alta gelecek. Bir tane daha yapacağım. Benim wrench'im nerede? Crafting table'da. Naber wrench? Evet. Şunu bir alacağım. Teşekkürler. Maintenance hatch. Sen şöyle gel. Sen de. Şöyle gelelim. Bana şundan 3 tane daha lazım. Şimdi. Ha, tabii bu bar olarak var. Pipe bana 2 tane veriyor. Hammer wrench, tamam. Hammer wrench. PT yok. Burada var mı hiç? Yok. Tamam, onları yapacağız zaten. 2. Tamamdır. Burası okey. ETF. Kızım, ne haber? Şimdi bana 2 6 rod. Ah. Teşekkürler. 6 modundasın sen. Seni 4'e çevirelim. 2 3. Dankeschön. Sonrasında ne eksik? Hiçbir şey. Voilà.
Ranch sen de gel. Şu an yerleştirilecek şeyleri bir yerleştirelim. Evet. Bu da tamam. İlkinin bitmesi için çok bir şey kalmadı. Evet ve voilà, tamamdır. İlki bitti. Diğerlerini şöyle yerleştirelim. Altlarına yerleştirmeme gerek yoktu. Hatta altlarına yerleştirmemem lazımdı benim. Oh. Gel bakalım. Sen de gel bakalım. Sen de gel bakalım. Copernicle. Evet, ilk large chemical reaktörümüz hazır. Şunu da şöyle yerleştirelim. Doldurak şurası da. Evet. Kalanı dolacak daha. Şu dolacak noktaları bir. Yani garanti dolacak bazı noktalar var. Onları bir dolduralım. Evet, buraya output bas gelebiliyor. De şimdilik gelmez. Ha, buna bir tane daha output hatch koyacaktım. Doğru, bu daha bitmedi. Bana bir tane daha output hatch lazım. Output hatch yok. Machine hall. Nope. LV out yok. Output hatch. Ha, şimdi. Molten polyethylene. Tank ve low voltage machine hall. Most likely done. Gel bakalım. Tamamdır, böyle biraz çağıralım. Steel ingot'ı atabiliriz. Evet. Steel ingot'ları attığım gibi bunlar da gelmeye başladı. Şuradan da izleyelim. Çalışan logistics pipe sistemimizi. Oops. Most likely done. Teşekkürler. Evet. Bir tane de tank. Dankeschön. Dankeschön, Fräulein. Ve molten polyethylene. Morutan polyeterin. Dur. Sen iki istiyorsun, tamam. Doğrusu varmış üstünde. Gel bakalım. Burası da değişecek. Sheet. Evet. Şimdi bizim neler üretmemiz lazım burada? Burası daha çok plastik üretecek. Şimdi bunu kesinlikle üretmemiz lazım. Senin için neler gerekiyordu? Oksijen ve large chemical reaktör, sana ne atıyoruz? Kloroform ve hidroflorik asit.
Aslında dur. Bu şekilde de yapabiliyorum. Kloroform bu şekilde elde ediliyor. Klorin, metan. Bunları direkt baştan vererek 3 input hatch ile bunu çok rahatlıkla halledebilirim. Hidroflorik asit sen. Aynen. Baya mantıklı. Hidrojen, florin. Şimdi. Wrench'im orada kaldı. Ben önce hidroflorik asidi yapacağım. Hidroflorik asit gerekecek her türlü. Ups. Bu arada hidroflorik asit de direkt olarak bu şekilde yapabiliyoruz. Sonra seni şöyle tutabiliriz, evet. Şimdi nasıl bunları yukarıdan direkt verebilirim. Daha derli toplu olur sanki. Şimdi hidroflorik asit için bana ne lazım? Hidroflorik. Kızım, ne yapıyorsun? Hidroflorik asit. Bir. Florin, hidrojen. Tamamdır. Şuralarda bir yerde bir süper tankım vardı. Tamamdır. Florini kolaylıkla elde edebileceğim bir yöntem lazım bana. Florini şu an otomatik elde edemiyorum. O yüzden ona bir bakmam gerekecek. Ve bu şimşekler çakıyor. Sen de lazımsın. Şimdi logistics fluids. Provider vardı zaten orada. Supplier gerekecek bayağı. Ve sizden de gerekecek. Şimdi geldik. Aşağıyı bir ayarlayalım. Şimdi öncelikli olarak sen gel. Sonra wrench ve florin. Bana bir tane flor. Aslında dur. Komple şunu ver. Aktarım için zaten seni kullanacağız. Tamamdır. Florin'e ayarlandın sen. Filter output. Ve evet. Florin'imiz tamam. Şu florinleri, florini elde etmenin en kolay yolu ne? Bundan elde ediyoruz. Dur. Dehydrator. Lithium mix. Şoför kapıyor. İlginç şeyler elde edebiliyormuşuz. Oksijensel, alüminyum, dust, potasyum, dust, lityum. Cryogenic freezer, multi-block electrolyzer, fluoride dust. Bundan bayağı elde ediyormuşuz da. Sen neyden elde ediliyorsun? Fluoride. Bu yapay bir maden galiba. Evet. Ama işimize yarayabilirlerdi. Dursun kenarda bu. Sen neyden elde ediliyorsun? Containers. Mine. Evergill Aids. İlginç.
Bunu galiba bir zımbırtıdan elde edebiliyorduk şu an. Hidroflorik asit. Aa evet. Bundan elde edebiliyoruz. Oksijen, karbon, seryum, blue topaz, topaz. Bu en kolay elde edebildiğimiz mika'dan elde edebiliyoruz ama mika başka işlerde de işimize yarıyor. Bir de bundan. Evet. Florini elde etmenin birkaç yolu var elimizde. Bunları kullanacağız şimdi. Ups. Hover moda çıkmış. Bu high voltage tankımız da boşa çıkacak. Şimdi. Üzgünüm. Bugün ilginç bir gıcık var üstümde. Bakın buralarda hiç bir zımbırtımız var mı? Yok, tamam. Aynen dust, chrom dust. Güzel. Şimdi. Bize neler gerekiyor? Aslında... Yani çıkışını buradan ayarlayabilirim. Basic Logistics Fluid Pipe. Basic Logistics Pipe, pardon. Unrouted Transport Pipe. Evet. Şurada ayrılıma girecekler. Burada base'e geçelim. Unrouted ve logistics suppliers. Şimdi yeterenç. Tabii bir hidrojen bir de florin lazım bana. Bir florin. Bir de hidrojen. Şimdi yeterenç. Sen hidroflorik asit ne kadar istiyordu? Çünkü birebir istiyor. 4'e 4 tutalım o zaman biz. 4. Partial yes olsun. Florin. Partial yes. Hidrojen. Evet. Florin geldi. Hidrojen de şimdi gelecek. Hidrojen de geldi. Evet. Şimdi. İşin en eğlenceli kısmına geçiyoruz. Şunları bir envanterimizden boşaltmak. Maintenance hatch zamanı. Maintenance hatch için tabii birkaç zımbırtı lazım. Şimdi gerekenleri ayarlayalım. Crowbar. Soft mallet. Wire cutter. Sana gerek yok. Soldering iron. Bir de screwdriver'ım vardı. Ha, screwdriver. Başka ne lazım? Senden lazım. Bir de çekiç lazım bana. Çekici şuradan alacağız. Tabii ki de bana bir de jeneratör lazım. Jeneratörüm vardı şurada bir yerde. Evet. Turbo combustion generator. Seni kullanacağım. Ve bir de Patin. Patin. Fluid pipe. Bunlar da gelsin bakalım. Teşekkürler. Şimdilik direkt bununla besleyeceğim. Ardından. Sana dur.
ışığı dışarı doğru. Output hatch. Tamamdır. Şimdi. Wrench. Crowbar. Sen ve sen. Tamamdır, herhangi bir sıkıntın yok. Sana bir de şuradan gir. Evet. Ve bu bana hidroflorik asit verecek. Hidroflorik asit de şunun gibi bir. Hidroflorik asiti topluca bir depolamama gerek var mı? Hidroflorik asit seni ne kadar kullanacağım? Kızım, lütfen mikrofonu... Chemical reaktör... Aslında bunun dışında kullanmayacağım. Direkt kullanacağım yani. Yani direkt yiyeceğim. Hidroflorik asit, kloroform... Evet. Ha, bir de bunun için kullanıyormuşum. Bakalım başka. Evet, sadece bunlar için kullanıyormuşum. Bunun dışında bir şey için kullanmıyorum. Bir de dehydrator. Chlorine cell. Provide crushed rare earth. Runes dust. Peki. Bayağı ilginç şeyler elde ettiriyormuş. Kalsiyum, iodiyum, arsenik. Şimdilik sadece seni buffer olarak kullanacağım. Ve evet. Şu an mesela bunu çalıştırırsam eğer, şu an çalışmaz. Çünkü enerji vermeyeceğim. Nasıl olur? Enerjiyi önden verebilirim. Yok ya. Değmez. Şimdi. Ve telefon. Evet. Telefonla konuşurken bir yandan burayı da ayarladım. Buffer'ımızı buraya koyduk. Ve beraberinde burası da doluyor. Şimdi. Artık seni çalıştırabiliriz. Ve voilà. Ah, çalışmadı. Neden çalışmadı? Hidrofluorik asit, florin, oksijen. Tamam. Ve çalışıyor. Yeterince hızlı dolmuyor. Aa, tamam. Bu yeterince hızlı dolmuyor. Sizlerin kapasitesi ne kadardı? Evet. 12 yapalım. Evet, şlak diye yapıyor, tamam. Ya dur, sen biraz çalışmaya devam et. Muhtemelen florinlerim direkt bir yenecek. Eriyecek. O yüzden... Şimdi. Florinlerim... Burası hidroflorik asitler...
gayet babalar gibi çalışıyor. Florinlerim yanda eriyecek. O kesin. Bir saniye içerisinde çalıştığı için buraya medium voltaj machine hole bile koyabilirim. Neyse. Aslında bunu çevirebilirim. Dur. Süreçte şimdi amonya, nitrik. Burası, bu ağacı da yapacağız zaten. Amonya, kloroform. Heh. Hidroflorik asit. Tamamdır. Bu arada hidroflorik asit sen ne istiyorsun? 7 yiyor. Sen hiçbir şey istemiyorsun. Kloroform 30 yiyor. Tamam. Burayı ben medium voltaja çevireceğim. Bu yarıyı. Sen ne istiyorsun? Sen high voltage istiyorsun. Tamamdır. Şimdi. Large chemical reactor. 3 input, 3 output hatch lazım bize şimdi. Daha 3 input, 2 output hatch yapmam gerekiyor. Ben onları hemen bir yapayım. Evet ve burası da hazır ve burada ne yapacağız? Şunu bir input hatchlerden bir tanesini buraya koydum. Bu direkt buradan gelecek, bunu alacak. Buralar output hatchlerimiz. Sonrasında bu iki arkadaşa da girdilerini vereceğiz şimdi. Neydi? Dur. Sen dedin değil mi? Large chemical reactor. Klorin, metan ve hidrofluorik asit. Metanı direkt olarak veremiyorum şu an. Çünkü metanım direkt olarak yok. Direkt şekilde yok. Bunları tanklara aktarmam lazım. Ha, şimdi devreye girmeye karar verdi. Benzin. Tolin. Ama bunlar o şekilde ayarlanacak. Sonrasında evet. Sana bu arada hangi çipi vermem gerekiyor ona bir bakalım. 24. Sana 24 vereceğiz. Ya bu arada şey, süre olarak bir farkın var mı? 3 saniye falan daha uzun sürüyor. Ha bu arada dur. Bunu şu yanda yapacaktım. Ha neyse. Artık hepsi iç bir oldu. Olmadı. Şurayı alabilirim. Öne alabilirim. Burayı. Evet. Öne alabilirim. Öne almak mantıklı sanki. Tamamdır. O zaman başka neye ihtiyacımız var? Şu an başka bir şeye ihtiyacımız. Şunları tamamlayacağız. Bu ağaç, bu iki tanesiyle bunu tamamlıyoruz. Sonrasında silikon rubber. Klorometanı her türlü yapacağız. Klorometan, gel bakalım. Sonra klorometanı kullanarak bunu yapacağız. Silikon dust ve bununla beraber bunu yapacağız. Sonrasında water. Evet. Diluted hydrofluoric acid ve bu. Ve tekrar bir chemical reaktörden geçip molten silikon rubber.
Molten Silicon Rubber nerede işimize yarayacak? Aslında Molten Silicon Rubber'ı kullanacağız bayağı. Bunları yapmakta. Bakalım. Molten Silicon Rubber. Hangisi daha avantajlı? Molten Silicon Rubber. Molten Silicon Rubber. Molten Rubber. Evet, aslında bu daha avantajlı. Yok değil. Değil değil. Molten Silicon Rubber en avantajlısı. Bunu yaparken Molten Silicon Rubber'ı kullanacağız. Şu gene gerekiyor ama başka gerekmiyor sanırsam. Evet, bundan başka gerek ama bunu bu amaçla kullanacağız. Ya da hepsini Molten Silicon Rubber yapabilirim. Ama onun üretimi daha zor, bunun üretimi çok daha kolay. Ona bir karar vereceğim. Ayrıyeten, dur. Nitrik asit bu taraf benim için önemli. Onun için birkaç tane daha bundan gerekiyor. Aslında bu ağacı zaten her türlü yapmam lazım. Klorometan, metanol, hidroklorik asit, klorin. Şimdi bir de burada asidik asit, oksijen ve etilen. Etilenimiz var mı burada? Propan, etan, etilen. Tamamdır. Bana 3 de oksijen ver. 1, 2, 3. Teşekkürler spirmin. Ve bana bu asidik asit elde edecek. Distillery. Chemical reaktör. Etilen, oksijen, asidik asit. Tamamdır. Burada herhangi bir çipimiz var mı? Yok. Bana çip de gerekecek. Aslında şurada da yapabilirim. Bunda herhangi bir çipimiz var mı? Yok. Şimdi. 3 tane almışım. 6 tane lazım bana. Ups. 6 tane gel bakalım. Sen 9 moduma istiyordun değil mi? Chemical Reactor 9. Asidik asit. 19 da olabiliyormuş. Aslında 19 daha mantıklı. Gel bakalım, sen bir 19 moduna gel. 19 ve 2 3 1 2 3 asidik asit, tamam. Bu ilk aşamamız. Sen etelim. Ve burada 3 tane sülfürik asit. Tamamdır. Seni illa bir elime almam gerekecek galiba. Evet, aldım. Neredesin? Ha, buradasın. Üç sülfürik asit. Sülfürik asitim nerede? Yok yok. Nemtar, klorin. Sülfürik asit. 2, 3. Teşekkürler. Düşen sülfürik asitimiz hazır. Şimdi etanol sel, chemical reaktör.
Sülfürik asit, seni bir modunda çalıştıracağız. Aynen. Bir. Ya da tersi. Evet, tersi. Oh. Bu gelsin bakalım. Fermented biomass veriyormuş. Tamamdır. Bir. İki. Ve. Üç. Tamamdır. Sonrasında siz de bir gelin. Dilututları nereye koyacağımızı biliyoruz. Quest etanol. Seni distillery'e koyup bu şekilde. Şimdi etanol de tamam. Bu ikisini beraber açtıysam evet. Burası açıldı. Ve bu bana nitrik asit bunu veriyor. Ve bu çok önemli bir şeyi açacak bizim için. Bunu açacak. Şimdi mikserde 41 21. Arşimikleri reaktörde yapmak daha mantıklı. Bu daha yavaş sürecek çünkü ancak bu çok daha hızlı sürecek. Yay. Neyse. Sen nitrik asitlerimiz burada vardı. Nitrik asit. Ama yeterli değil. Bunlardan biraz daha üretmem lazım. Evet. O zaman bölümü burada bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfteni günler. İyi eğlenceler.